Güzelmiş de. Wow. Havalı. Şimdi bize sizin tahminlerinizden önce kendi kelimesini söyleyecek ama ondan önce ipucu paketindeki gördüklerimizi bir değerlendirmemiz lazım değil mi? Orada bence çok kıymetli ipuçları var. Hemen bir söyleyecek bir şeyim var onunla ilgili. Evet. Bir kardeşinden bahsetti, ona benzediğini söylediği bir kardeşinin varlığını. Eğer gerçek bir ipucuysa benim onunla ilgili çok güzel bir tahminim var. Artık yani biri şekilleniyor kafamda. Daha basketbol maçı izliyordum. Oraya çok tutulmadım. Basket seviyor orası. Benim bir yerden çıkıyordu. Orası bizde Eda'nın bileceği işler valla, ben bilmiyorum. Evet. Ben de basketbol izlemeyi seviyorum. Buğra sen misin diye devam ediyor. Bu aile bağları meselesi, yani aileye çok önem vermesi, kardeşine benzemesi falan gibi ipuçları, evet yani bizim kardeşine benzeyen bir ünlümüz olduğunu düşündürüyor. Geçmişten de getirdiğimiz Alican'ın asistliğinde sorulan çukur. Çok doğru ifade ettin, helal olsun ya. Yani çukur ipucu, elimizde çukuru koruyoruz çünkü kendi ağzından da evet cevabını aldığımız için. Hani çukurda oynayan kardeşine benzeyen bir ünlümüz gibi benim de tahminim var. Evet Melis'ciğim. Şimdi bir de dönem dizisinde de oynamış. Ha, hem çukurda evet. Oynayan hem dönem dizisinde oynayan ortak kişiye gittim ben. Bir de kardeş olduğunu da biliyorum. Bir kız kardeşi var ve benzediklerini de biliyorum. Dönem dizisi de aklıma, Allah. Şimdi söylüyor muyum aklıma gelen dönem dizilerini? Vatanım Sensin geldi. Aşk 101 de bir dönem dizisi muhteşem mesela. Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl da yok galiba benim tahmin ettiğim Kösem kişi ama. Falan filan. Ben oradan birine gittim. Geldin mi geri? Hayır, oradayım. Peki Doğucuğum sen nereye gittin? Orada kalacağım. Ben bir kere şimdi bu kadar Melis'in bu şovdan etkilenmesi üzerine şunu söylemek istiyorum. Biraz abartı bir görsel var burada. Ya, bana kalsa kıskanç bu adam. Evet, egzecere bir şov var. Her şeyin kararında olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar şov fazla. Neden fazla? O zaman haksız rekabete gidiyor olay. Şu an baktığımda bu görsel, arkadaki o altıncılı, varaklı şeyler falan hepsi fazla. Fazla burada şov var. Kafanızda diyor. Ne o gözü? Aa, hayır, burada şov var. Buldum diyor galiba Kuzgun. Evet, şovu da. Yani şovu da o tasarlıyor. Artık tamam, her yerden de takdir etme şu çocuğu artık sen de. Hayır, sen yanlış yerden giriyorsun yani şu anda. Her gördüğün karizmatik maskeyden etkilenemezsin ya. İskelet gitti, bu adamla uğraştın mı? Hayır, o Kuzgun artık. Eda'da. Omuzları da geniş benim canım. Kuzgun'un tüyü bende, sakin olursun artık. O zaman gayet güzel, ben mükemmelmişim. Hayır, çok güzel bir sahne şovu vardı. Özellikle o uçma anı, uçarken kanat hareketleri muazzamdı. Okay. Sesini kullanması, gırtlak. Döş deriz, döş. Döş sesi. Şu an Kuzgun en favori döş sesi diye bir şey duydun mu hiç müzikte? Hiç öyle bir şey duymadım. Metin abi orada ve şu an ahlar vahlar Metin içinde abi, Metin abi. Ben ne halt ettim diyor. Ben nerede yanlış yaptım diyor Metin abi. Hayır, hani müzikal jargon olarak döş sesi denmez mi abi? Denmez. Tabii. Döş sesi değil mi? Döş. Metin abi. Yaz artık literatürüne sok şunu, döşte döş be. Allah Allah. Peki, şimdi o güzel ana geldik. Sevgili seyirciler, Kuzgun bize kendisiyle ilgili olan o cümleyi söyleyecek. Lütfen. Sarışınlardan haz etmem dese de bir rahatlasın. Ne diyor? Sarışınlar iyidir ama siz beni aslında çukurdan önce de tanıyorsunuz. Tamam işte, ben doğru söylüyorum. Nereden tanıyorsun ya? Aynen. Tabii ki tanıyoruz ya, tabii ki tanıyoruz. Siz beni çukurdan önce de tanıyorsunuz. Ben tahminimi de bulmak isterim. Hadi zaman kaybetmeyelim, tahminlere geçelim. Doğu, senden başlayabilir miyiz? Şimdi ben bir yerde bir mucizelere inanmam, tek formül çok çalışmaktır gibi bir slogan, bir cümle geldi. Evet. O cümle Arda Türkmen'in cümlesiydi. Aa. Birebir. Ben biraz da dalga geçiyordum setimde, stand-up'ta. Ama Arda Türkmen çukurda oynamadığından dolayı eliyorum. Ne diyorum ben? Ben gerçekten aklımı kaçırdım ama azıcık bir şey var yani. Belki de yok, belki de kaçırdım bile. Ne evet, kendimle girdiğim bu tartışmayı bizle paylaştığın için çok, çok teşekkür ederiz. Belki de... Sesli düşündüm. Çok iyi bir şaka. Hakikaten. Arda Türkmen'i niye karıştırdım bilmiyorum, pardon. Şu an bir kafam gitti geldi, pardon. Acıktım dedi. Pardon, açım ya, açım. Seni koklayayım mı az iki defa? Evet, o zaman Eda'cığım nedir tahminin? Benim tahminim Aras Bulut. İlyemli diyorum ben. Daha önce Kubilay Aka demiştim. Şimdi artık bu haftaki VTR'den sonra Aras'a doğru gittim. Aras diyorum. Kardeşine mi benziyormuş?
Valla ben geçen hafta Berkay Ateş demiştim seti olmadığı için. Ama şu an seti olmama durumundan çıktım tamamen. Yakaladığım ipuçlarından bu sefer çok eminim. Şimdi basketbol oynadığını düşünüyorum ben Kubilay'ın. Vatanım Sensin dönem dizisi. Aşk 101 dönem dizisi. Vatanım Sensin Çukur'dan önce. Bir de kız kardeşi var. Kız kardeşiyle de birbirlerine çok benziyorlar. Kubilay Aka. Bu sefer... Neden olmasın? Bu eminliğim hayali. Neden olmasın? Hatırlamıyor musunuz? Çocuğu olma ipucu vardı. Bu beni patlatır, yapma. Evet, vardı. Yapma. Arasında vardı. Yani amacım senin tahminini boşa çıkarmak değil. O ama zaman... bir şeyi hatırlatarak şey, seni... Yani Necip Memeli demiştik çocuk Necip muhabbeti olunca. Tahminimi yapmak istiyorum. Lütfen. Doğuyu bekleyerek yıllarımı verdim. Evet. Ben de Aras Bulut dinemli diyorum. Sebebini de, gerekçemi de açıklarım ben Doğu. Sesi de benziyor bir yandan. Açıklayalım. Çünkü... Sevgili oyuncu arkadaşımız Orçun İğnemli, abisi. Çok ben benzetirim ikisini birbirine. Efendim? Sakın bir daha benim söylediğim şeylere efendim gibi bir yersiz bir şeyle yaklaşma. Orçun İğnemli sebebiyle ve Çukur dizisi. Ondan önce de tabii ki oyunculuk hayatı vardı zaten Aras'ın. Aras Bulut İğnemli diyorum. Ve gerekçemi de sunuyorum. Gerekçeni yoğurtlarım. Yine yoğurta geldi. Yine yoğurta. Ballandırma de bari. Yoğurt olmuyor. Yoğurtla be. Yoğurtlamazsan. Yoğurtlamazsan. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Sen evet. Kim dedin neticede? Ben kim... sen kim dedin? Kubilay Aka. Kubilay Aka diyorum, son kararım. Evet. Aras Bulut İğnemli. Kesinlikle. Ali Can Yücesoy. Eda Ece Aras Bulut İğnemli. Melis Sezen. Kubilay Aka. Abi Necip Memeli diyorum ya. Hayda. Doğu Demirkol, Necip. Hayır. Okey. Necip. Okey. Abi özür dilerim. 2-3 haftadır Necip Memeli diyor. Ben sürece hayda diyorum. Ama kardeşim var deyince Necip, evet. Necip'e benzeyen bir insan daha. Bizim dizide oynuyor. Bahtiyar Memeli kardeşi bizim dizide oynuyor ama benzemiyorlar. Kimi söylüyorsun? Necip Memeli. Hanımlar beyler, alkışlarınızla Kuzgun'u uğurluyoruz. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir?